Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte SQR'daki son durum gelişmelerini konuşacağız. Önemli haberlerimiz var, önemli gelişmelerimiz var. Bunları değerlendirip gelecekte hangi hamleler gelebilir, hangi hareketler gelebilir bunları hep birlikte analiz edip göreceğiz. Videoya başlamadan önce arkadaşlar sizlere küçük bir duyurum var. Çok fazla zamanınızı almadan hemen bunu yapayım. Bildiğiniz üzerine Dogecoin ile alakalı bir video çektim. Ve bu videoda da söyledim, Telegram kanalında da söyledim arkadaşlar. Dogecoin ile alakalı çektiğim video 62 like aldı. Yani 500 kişi izledi. 62 like aldı. Ancak burada söylediğim seviyeler adım adım geldi arkadaşlar. 80 seviyelerin üstüne çıktı. Ben video çektiğimde arkadaşlar 60 küşürlerdaydı. Bunu da nasıl gösteririm sizlere? Şöyle göstereyim isterseniz. Sıvıya geri döneriz. Baktığınızda Dogecoin ile alakalı seviye bu şekilde devam etti hareket. Baktığınız gibi arkadaşlar çok da net bir şekilde görülüyor. Dogecoin hareketi benim söylediğim seviyelere geldi ve bu seviyelerden reddedi. a Videonun gördüğü değer nedir arkadaşlar? Hiçbir şey video değer görüyor mu? Hayır emeğin karşılığı veriliyor mu? Hayır ama arkadaşlar siz bilirsiniz bu video için de geçerli olacak şekilde artık karşılığını almadım. yani herhangi bir geri dönüş yani şuna basmak çok kolay değil arkadaşlar bak şu şekilde basıyorsunuz ve bitiyor. Yani bunu bile yapmayacağınız bir video için ben daha fazla uğraşmayacağım. Haricinde Telegram kanalında ve Twitter hesaplarında da bakın Twitter hesabımda analiz paylaşıyorum. Zincir analizleri, veri analizleri paylaşıyorum. Bunların çoğu geliyor arkadaşlar. Bakın DXY verisiyle alakalı bir analiz paylaştım. Çok önemli bir analiz bu aslında. Değerlendirilmesi gereken bir analiz. Alta geldiğimde halvinglerle alakalı, yaralanma ile alakalı bir grafik paylaştım arkadaşlar. Hemen altında Bitcoin'deki oynaklıkla alakalı Ve bu oynaklığın nerede ne şekilde ile alakalı arkadaşlar Bir hareket analizi paylaştım e Bunlara ulaşmak için de arkadaşlar Twitter hesabını takip etmeniz gerekiyor Ve destek olmak emeğin karşılığı içinde Bunlara beğeni atmanız yeterlidir Yani bir like ne arkadaşlar e, Bilmiyorum yani Bu çok zor bir şey olmaması gerekiyor Bunlara da arkadaşlar Şuradan ulaşabiliyorsunuz bakın bütün indirimli linklere Maxi indirimli linki Twitter linki, vadeli grup linki ki arkadaşlar Maxi'ye katılıp vadeli gruba katılabiliyorsunuz. Burada da işlem paylaşıyorum. Sinyal paylaşıyoruz arkadaşlar. Ya yani Bunların hepsi ücretsiz gruplar. Ancak sizden istediğim sadece destek olmanız. Onu olacak arkadaşlar. Başımın üstünde yeri var. Haricinde videoya teşekkür özelliği var arkadaşlar. Buradan teşekkür kısmına tıklayarak video için teşekkür edebiliyorsunuz. Eğer beğendiyseniz, yararlı bulduysanız bunu da yapabilirsiniz. Kanala destek olmak amaçlı. Bunları da hatırlattıktan sonra videoya geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar CQR'da son durum nedir? CQR ok eksistelenmesi haberiyle birlikte bugün hareketlendi ve yukarı kendini 15 bantlarına doğru çıkardı. %10'un üzerinde bir yükseliş yaptı. Şu anda bulunduğu konum %10'luk yükseliş arkadaşlar. Tam %10 hedefinde. Ve destek noktası bakın şuranın üstünde tutunduğu tak takdirde nedir bu bant? 14 285 bandı Yani 14 cent 285 bandının üzerinde tutunduğu takdirde Yeni hedefi arkadaşlar Üst bandlar olacak Bu üst band neresidir 16 bandına doğru giden 15 direnç konumu arkadaşlar Şimdi bu listelenme haberi Önce bir listelenme aslında Crypto.com'da Bir karışıklık oldu arkadaşlar Bakın çoğu platform Haberi yanlış yaydı Crypto.com listeleme yapmadı. Crypto.com'un defi cüzdanına e sqr -si eklendi. Bunlar farklı şeylerdi. Ben de yanlış bir paylaşım yaptım arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, Birçok platform bunu yanlış şekilde e, piyasaya duyurduğu için bu paylaşım ve bende de yanlış bir izlenim yarattı. Sonra araştırdığımda bunu fark ettim. Ancak OKEX borsası kendi listelenmesi yaptı. Yakında da yani defi cüzdanında listelenen bir borsa İleriki dönemlerde de mutlaka kendisine ekleyecektir, adapte edecektir SeekVR'e. Ee, önemli listelenme arkadaşlar her zaman Binance'dır. Çünkü OKEx mesela arkadaşlar hacmi 1 iken Binance'ın 15'tir. Yani bu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Ve Binance diğer borsaların listelenmesi için de bir anahtardır arkadaşlar. Her zaman bundan bahsediyorum. Haricinde şu an bulunduğumuz piyasa ayı piyasası. Ayı sezonundayız yani fiyatların düştüğü sezondayız. E burada gelen listelenme haberleri yani şu listelenme haberi normal bir piyasada gelseydi belki bunun iki katı yükseliş olacaktı. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bakın 5 Ekim'de ya da Ekim'in başında arkadaşlar bulunduğumuz konumdan bakın Ekim'in sonuna kadar bir konuma düştük. Ve bu düştüğümüz konumda toparlanmamız yani bir aylık düşüşün toparlanması 1-4 saatlik mum içerisinde gerçekleşti. Bakın 1-4 saatlik mum da bu toparlanma gerçekleşti. Yani sizin bir aylık düşüşünüz bir toparlanmada telafi edildi. Eğer ki burada kademeli konumlarda zaten belli. Her incelediğim videoda bu konumlar görünüyor arkadaşlar. Burada en dip konumda en üst konumda belli. Bunlara kademeli ekleme ile alım yaptıysanız yani içeri devamlı şekilde düzenli şekilde arkadaşlar ekleme yaptıysanız şu an zaten sizin zararınız telafi olmuştur. Ya yani buna emin olabilirsin. Şuradaki satış da bu telafi edenlerden ya da kâra geçenlerden dolayı oluyor. Şimdi ayı sezonunda olduğumuzu bilen arkadaş ne yapıyor? Diyor ki tamam bu haber geldi güzel bir pump aldık. Ancak buradan sonrası yataya bağlar ya da tekrar geri çekilir. E, ee, bu düşüncede oldukları için arkadaşlar bir satış yapıyorlar. Bu kademeli satışsa mantıklı olabiliyor. Ancak e, tamamen satışlarda e, değişik bir durum söz konusu oluyor arkadaşlar. Şimdi bu haberi de göstereyim sizlere ki garanti olsun. Şöyle OKEX Türkiye arkadaşlar siz istediğiniz biz istedik şekilde yeni bir Metaverse projesi listeleniyor. Seek VR Seek etiketiyle bu listelenmeyi duyurdu. Yani bu Türk kitlesi tarafından olumlu karşılanıyor. Olumlu, yani gündeme girdi bakın arkadaşlar. İş dünyası ve finansta Seek VR şu anda 6000 tweetle gündemde. Bunu da söylemek istiyorum. Ha haricinde arkadaşlar, Sikvera nerede ulaştık? Sikvera'daki en büyük hacim nerede? En büyük hacim arkadaşlar en önce listeleyen borsalardan ve global ilk 10 içerisinde yer alan Mexi borsasında yer alıyor. Mexi borsasında da arkadaşlar size bir duyurum var aslında. Vadeli işlem grubuna katılan arkadaşlar. Eğer bu videoyu izliyorsanız ya da siz de katılmak istiyorsanız linkleri az önce gösterdim. Yapmanız gereken Mexi borsasında bıraktığım referans linkiyle kaydolmak. Kaydolduğunuzda arkadaşlar grupta Grup ekipten arkadaşlar bir arkadaş size ulaşacak ve sizden UID isteyecek. Bakın ben burada kaydolan arkadaşların UID'sini ve kaydoldukları hesabın belli bir miktar neyi denir arkadaşlar? E-posta adresinin başını ve sonunu görebiliyorum, katıldığı saati görebiliyorum. Buradan kontrol edilecek ve uygunsa grupta kalabilecek. Burada da sinyal paylaşımları oluyor arkadaşlar. Yani UID dediğimiz kod budur. Bu sizin Maxi borsasındaki kimliğinizdir. Herhangi bir işe yaramaz. Yani ben sizden buradan herhangi bir şeyinize ulaşamam. Ya da herhangi bir adınıza işlem yapamam. Sadece benim referans linkimle kaydolan arkadaşları buradan takip edebilirim. Dediğim gibi bunu yapıp da gruba katılmak isteyenler de linklerden yapabilir, katılabilirler. Tek şart budur. Normalde 200 dolar ücreti olan bir olayı ben sizin için ücretsiz yapıyorum. E, 200 dolar ücret dedim de arkadaşlar yani bu değişiyor kişiden kişiye. 100 dolar, 200 dolar başarısına göre, kalitesine göre değişir. Sinyal grubuna katılarak da vadeli işlemlerde güzel karlar elde edebilirsiniz. Bunun şartı da Maxi borsasından geçiyor. İlerleyen dönemlerde sihir verdi arkadaşlar arda arkasına listelenmeler gelebilir. Bunlar bekleniyor. Çünkü bu kadar borsa listelende şu anda bir seek beklentisi oluşuyor. Yavaş yavaş her zaman her projede genelde böyle olur. Ya yani toplu şekilde bir listelenme haberi de gelebilir. Yani Aptos'ta onun haricinde arkadaşlar e, NFT, NFT diyorum pardon. E, bildiğiniz üzere birçok NFT'nin yani Yet Club NFT'leri ya da haricinde arkadaşlar birçok NFT'nin bulunduğu platformların toplu listelenmesi olan projelerde yani bu nedir? APE Coindir arkadaşlar. APE'de gördüğünüz gibi toplu bir listelenme gelebilir. Bu listelenmeler geldiğinde e, fiyat hareketi birden çok yukarı zıplıyor. Yani olağanüstü şekilde volatilite oluşuyor ve burada dipten alan arkadaşlar spotta deli kara geçiyorlar. Ve sadece Seekver için spot işlem düşünmeyin. Maxi borsası arkadaşlar kaldıraçlı işlem de sunuyor. Yani bu kadar yatay şeriden bir projede likit olmanız zordur. Ancak güzel kâra geçebiliyorsunuz. Bakın mesela şurada bir kaldıraçlı işlem açmış olsaydınız yani yaklaşık olarak 4 saatlikte baktığımızda güzel bir stop oranı da belirleseniz şu kanal aralığında hayatta arkadaşlar likit olmazsınız. Çok sert bir hareket gelmediği takdirde stop noktası belirledikten sonra da bu kanal aralığından yukarı gelecek bir harekette çok güzel de kâra geçersiniz. Yani bunlar da avantajdır. Birçok vadeli işlem paritesi Birçok borsada bulunmuyor ama Maxi borsası bu avantajı sizlere sunuyor arkadaşlar. Video bu kadardı. Binance sistemesi tarzı olasılığı arttıran gelişmeler bunlar. Ama dediğim gibi bunların hepsini takipte kalmanız gerekiyor. Haberleri takipte kalmanız gerekiyor. Teknik analiz anlamında incelemeyi yapıp her şeye hazır beklemek sizin için en iyi yatırım tavsiyesi olacaktır. Kanalı takip edip videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.